Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizler için özel bir içerik hazırlayalım istedik. Biliyorsunuz son dönemde ekran kartı madenciliğinden ötürü piyasada bir sıkıntı mevcut. Dolayısıyla böyle 8 GB, 4 GB'lık kartları bulmak hayli zorlaştı arkadaşlar. Bulsanız bile gerçekten bu kartların fiyatları biraz absürt denecek seviyelere yükselmiş durumda. Örneğin şu anda 8 GB'lık bir RX 580 kartı zaten sıfır bulamıyorsunuz ama hadi bulduğunuzu varsayalım. Onu da almanız için yaklaşık olarak 8-9 bin Türk lirası gibi absürt bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Peki ben oyun için bir ekran kartı arıyorum. Ne yapmam gerekiyor diye soracak olursanız bugün işte size bu cevabı vermek için Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik. Biliyorsunuz arkadaşlar ekran kartı madenciliği söz konusu olduğunda en düşük 4 GB'lık kartlarla kazım yapılıyor. Daha sonrasında genel olarak tercih edilen kartlar ise 8 GB'lık modeller. Dolayısıyla burada madencilerin radarının dışında kalan kartlar genel itibariyle 2 GB'lık belleğe sahip olan kartlar diyebiliriz. Dolayısıyla bu kartların fiyatları da madencilikten etkilenmemiş durumda. Yani ben oyun için bir ekran kartı arıyorum diyorsanız pekala 2 GB'lık bir kart kesinlikle işinizi görecektir. Normal şartlarda 8 GB'lık bir kartın en fazla 1500-2000 Türk lirası gibi bir fiyata satılması lazım. Fakat dediğimiz gibi ekran kartı madenciliği ortaya çıktığından beri bu kartların fiyatları önemli ölçüde artmış durumda. 2 GB'lık kartlar ise madencilerin radarının dışında kaldığı için fiyatlarında öyle absürt yükselişler olmadı. Bugün buraya MediaMarkt'ın mağazasına geldik. Gördüğünüz gibi arkamda MSI'dan Asus'a kadar farklı markaların ekran kartları bulunuyor. Genel itibariyle bu ekran kartlarının içerisinde Nvidia ya da AMD yongalarının olduğunu söyleyebiliriz. Burada 1 GB ve 2 GB'lık kartlar var. Biz genel itibariyle 2 GB'lık kartlar üzerine konuşalım. Günümüzdeki oyunları 2 GB'lık kartlarla oynamak mümkün mü? Hemen belirtelim arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani 2 GB'lık bir kartla da pekala günümüzde çıkan hemen hemen her oyunu oynayabilirsiniz. Tabi burada size Ultra HD görüntüler, işte full çözünürlük vesaire bahsetmiyoruz ama orta ayarlarda, belki biraz düşük ayarlarda bütün oyunları oynayacağınızı söylemek mümkün. Biliyorsunuz günümüzde artık bazı yeni teknolojiler de mevcut. Nedir? Aktif ışın izleme özelliği gibi. Zaten bu tarz özelliklerden yararlanmak için üst seviye bir kart almanız lazım ki örneğin RTX destekli 3080 olabilir, 3070 olur, 2080 olur. Yani 3000 ve 2000 serisi kartlarda bu desteği bulabilirsiniz. Fakat bu kartlara çıktığınız zaman da zaten ödemeniz gereken ücret etiket 10.000 lira hatta 15.000 liraya kadar yükseliyor. Bizim size burada önerdiğimiz kartlar ise 1000 liranın altında fiyat etiketlerine sahip olan kartlar. Dolayısıyla yeni bir bilgisayar kuruyorum. Böyle günümüzdeki oyunları aman aman ultra seviyelerde oynamasam da olur diyorsanız kesinlikle bu kartlardan birisini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kartı alırım, oyun oynayamam gibi bir düşünceniz asla olmasın. Halihazırda tekrardan belirtiyorum. Günümüzde satışa sunulmuş tüm oyunları öyle ya da böyle yani ultra ayarlarda olmasa bile orta seviye ayarlarda oynamanız mümkün olacaktır. Bu ekran kartlarının sunduğu diğer önemli özelliklerden birisi de arkadaşlar boyutu diyebilirim. Gördüğünüz gibi zaten kutu boyutu ekran kartının boyutunu da hemen hemen bize belli ediyor. Ekran kartının boyutu tahminen şu kadar falan. Dolayısıyla küçük bir kasanız varsa bu ekran kartını rahatlıkla anakartınıza oturtabilirsiniz ve kasa dışına da taşmayacaktır. İkinci bir önemli unsursa şu arkadaşlar. Biliyorsunuz güçlü bir ekran kartı olduğunda güç kaynağınızın da son derece güçlü olması gerekiyor. Örneğin üst seviye bir ekran kartı taktığınızda en az 650 watt'lık bir güç kaynağına sahip olmanız gerekiyor. Fakat evinizdeki kasanızda atıyorum 300 watt'lık bir güç kaynağı varsa bu ekran kartlarını rahat bir şekilde besleyebilecektir. Yani o açıdan herhangi bir sorun yaşamazsınız. Eğer güç kaynağımı vesaire değiştirmek istemeden bir ekran kartı almak istiyorum diyorsanız ve düşük kapasiteli bir güç kaynağınız varsa dediğim gibi yine bu
2 GB'lık ekran kartları pekala işinizi görmeyi başaracaktır arkadaşlar. Burada size anlatmak istediğim son unsur ise bu ekran kartlarının soğutma kapasitesi. Günümüzden 5-6 yıl öncesinde arkadaşlar 2 GB'lık ekran kartlarında son derece büyük soğutma sistemleri vardı. Yani bugün aynı RTX destekli kartlarda nasıl böyle kalın borular, ısı boruları, sıvı soğutma sistemleri, işte büyük üçlü ya da ikili fanlar kullanılıyorsa aynen 2 GB'lık kartlarda da buna benzer soğutma sistemleri kullanılıyordu. Fakat günümüz teknolojisinde bu GPU dediğimiz yongaların içerisindeki transistörler arasındaki mesafe azaldıkça ısınma katsayıları da azaldı. Dolayısıyla 2 GB'lık kartlar için öyle aman aman büyük pervaneler, büyük fanlar kullanmaya, bir sürü ısıtma borusu kullanmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Buradaki boyut sizi yanıltması, yani bu ekran kartlarının bu kadar küçük olması hani o eski kartlardan performanssız olduğu anlamına gelmiyor. Aksine onlardan daha iyi ve daha stabil bir şekilde çalışıyorlar. Ekran kartı alırken genel olarak kullanıcıların kafası en çok takılan sorulardan birisi de anakartımla uyumlu olur mu? Şunu size belirtelim arkadaşlar. Ekran kartının herhangi bir anakart ile uyumlu olmama gibi bir durumu söz konusu değil. Yani çok eski bir kasanız olsa dahi tüm ekran kartları giriş olarak bu kasa ile, bu anakart ile uyumludur. Uyum söz konusu olduğunda sadece RAM'in ve işlemcinin bu konuda bazı sıkıntıları var. İşlemcilerde soket yapısı oluyor. Soket yapısına dikkat etmeniz lazım. RAM söz konusu olduğunda da kaç DDR, yani atıyorum DDR3 olur, DDR4 olur, bunu anakartınızın destekleyip desteklemediğine bakmanız gerekiyor. Fakat dediğim gibi ekran kartı söz konusuysa herhangi bir uyumsuzluk yok. Yani burada rastgele bir ekran kartı da alsanız kasanızla, anakartınızla kesinlikle uyumlu olacaktır. Eğer bu video hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizimle aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz sizlere marka ve model olarak ekran kartı tavsiyesinde de bulunabiliriz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.